Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Evet Serdar Ali, Galatasaray'da transferle ilgili somut gelişmeler neler? Abi şöyle, şimdi İrfan Can'ı da istiyorum, Mişka'yı da istiyorum, Muhammed Mustafa'yı da istiyorum. Bir de neydi? Onyekuru'yu da istiyorum dedi hoca. Onyekuru oldu galiba. Onun çünkü ödemesi senin dediğin gibi. Baba şimdi vermeyelim, sene sonu verelim. Satın alma opsiyonu Haziran'da. Ha, sene sonu verelim şeklinde oldu. Galatasaray'ın şu anda 1 milyon euro, 12 milyon lira limiti var. 12 milyon lira limit ne kadar euro yapıyor? 1.2 civarında, 1.2, 1.3 belki bir şey yapıyor. O kadar limiti var, transfer limiti var. Çünkü Galatasaray'ın maaş bütçesi çok yüksek. Bu bir. Başakşehir'e Cagney'i, Luyendama'yı, Babel'i verelim, üstüne de para verelim filan demenin bir karşılığı yok. Bir kere Luyendama'yı da Cagney'i de istemiyor Başakşehir. Tamam. İkisini de istemiyoruz diyor. Bize göre iyi oyuncular, yani bizim istediğimiz oyuncular değil diyorlar. Marcao'yu istiyor Başakşehir. Dolayısıyla Başakşehir bir de bunların çünkü maaşları yüksek. Bu maaşları zaten veremez. Başakşehir'in net beklentisi 12 milyon euro. Bir daha anlatıyorum. Dün yani bunu söylemiştim katıldığım programda. Başakşehir Başkanı Göksel Bey Vişka'yı odasına çağırıyor. Bundan birkaç ay evvel. Sözleşme uzattılar biliyorsunuz. 5 yıllık yeni kontrat yaptılar. Vişka diyor ki Vişka'ya diyor ki işte ne diyorsun, sözleşme bitiyor şu bu. Diyor ki başkan 5 yıl yapalım bitirelim diyor. Ya ben 30 yaşında futbolcuyum. Seneye beni bırakın gideyim diyebilir. Hani ben artık ayrılmak istiyorum. Çok hizmet ettim Fener'e gitmeyi. Bırakın Fener'e gideyim filan ama yalan onlar. Ben jubileyi de burada yapayım diyor Vişka. Bu bir. İrfan'ı çağırıyor. Diyor ki oğlum işte sözleşmenin 2024'te bitiyor. Galatasaray'ın böyle böyle bir ilgisi var ama teklif yok. Bizim seninle ilgili düşüncemiz sana 10 ila 12 milyon euro arası bir teklif geleceği. Senin için belirlediğimiz bedel 12 milyon euro. Piyasaya bak. Yusuf Yazıcı bu kadara gitti. O senin yedeğin milli takımda. Aynen kelimeler bunlar. Elif Elmas kaça gitti? Bu örnekleri veriyor. Sen de bu fiyatlara gidersin. Özellikle Türkiye Euro 2020'ye gidecek. Sen 21'e gidecek. Sen orada işte biraz performans verirsen. Sana bu seni bizi 10-12'ye hatta daha fazlasını satmayı düşünüyoruz. Plan diyor. O yüzden de diyor şimdi Galatasaray'dan plan da zaten teklif yok. Hani olsa da senin bedelin bu, haberin olsun diyor. Ne diyorsun diyor. İrfan da başkanım siz bilirsiniz, benim için problem yok diyor. Öyle beni bırakın gideyim falan yok öyle bir şey. Tabii ki Galatasaray'da oynamak ister. Elbette bana da söylüyor, ben de oynamak isterim. Ali de oynar. Herkes oynamak ister Galatasaray'da. Türkiye'deki her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister. O zaman İrfan Can da elbette ki istiyordur. Ama beni bırakın gideyim falan. Zaten onun hayatta bir karşılığı yok. Messi de beni bırakın gideyim dedi. Bırakmadılar. Kontratın varsa hiçbir yere gidemezsin. Ali Naci kardeşim Galatasaray yönetiminden en çok ve en net ve en doğru bilgileri alabilen gazetecilerin başında gelir. Yazmış işte Vişka için 10 milyon euro, İrfan için 12-13 milyon euro istiyorlar. Mustafa Muhammed için de Zamalek 6 milyon euro istiyorlar. Mustafa Muhammed büyük ihtimalle Senetien'e gidecek. Ayrıca sene başında Fenerbahçe'ye vermediler. Mısır gitmesin Türkiye'ye dedi. Mısır-Türkiye arası ilişkiler dolayısıyla o bilgiyi anlatayım. Yani bu 4 tane ismin bir tanesi ancak olur. O da Onyekuru olur. Ha paran olur. Ya ben sana 8 milyon euro vereyim. İrfan için. Göksel Başkan sana 8 verelim. 2 tane de oyuncu verelim. İrfan'ı ver. Ama parayı sene sonu ödeyelim. Bu tamamen Göksel Gümüşdağ'la ilişkiyle alakalı. Hoca da onu söylüyor zaten. Göksel Bey'le daha ciddi görüşmek lazım diyor. Evet. Orada kastettiği de şu. Galatasaray'dan birisi dedi ki Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaraylı'nı gösterme zamanı geldi dedi. Bu ciddi bir görüşme şekli değil misal. Yani bu Göksel Gümüşdağ'ı baskı altına almaya çalışmak ama bir yandan da böyle ters tepebilecek bir söz. Şimdi şöyle. Sonuçta başka bir kulübün başkanı. Başakşehir rahatsız oldu bu işten ki fincan paylaşımı yaptı. Kahve fincanı paylaşımı ve... Ne demek istiyor orada? Birazcık yani, açar mısın? Yani bizde diyor yani. Oyuncu bizde diyor. Anadolu Ajansı'na CEO'sunun Mustafa Eröğüt'ün açıklaması var. Herhangi bir teklif yok diyor. Bu arada ben haberi vereyim. Bu bir haberdir. Yorum değildir. Ben Başakşehir'den... Bu bilgileri aldığım çok üst düzey bir yöneticiyle görüştüm. Size az evvel anlattığım transfer görüşmelerinde yaptığım iki tane çok önemli laf söyledi. Bir kere de kimseden teklif yok. İrfan'a. Ama ilgi var. İlgi var. Ben dedim ki bir tek Galatasaray'dan mı var? Herkesten hemen hemen birçok takımdan. Yurt dışından da var. Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ilgi var. Ama bir teklif yok. Tekrar ediyorum bak. Bir teklif yok. Ama ilgi var. Bana üst düzey Başakşehir yöneticisinin söylediği Ali şu. Fenerbahçe'nin, yani şu an için Fenerbahçe'nin İrfan'ı alması Galatasaray'ın almasından daha kuvvetli ihtimal dedi. Bir daha söylüyorum. Çok üst düzey Başakşehir yöneticisi bana dedi ki şu an resmi bir teklif yok hiç kimseden. İlgi var.
Ama şu an itibariyle Fenerbahçe'nin İrfan Can'ı alma ihtimali Galatasaray'ın İrfan Can'ı alma ihtimaline göre çok daha kuvvetlidir. Çünkü birinde para var. Yani gelip getirip masaya atıyorum. 6 milyon euro artı Deniz Türüç artı bilmem kim deme ihtimali var. Başakşehir'in de yok kabul etmiyorum deme hakkı var. Galatasaray'da o getirip 6-7'yi verecek, 8'i verecek, 9'u verecek. Şu anda öyle bir parası yok. Bunu eskiden Abdurrahim Bey yapıyordu. Parası mı yok? UEFA ile anlaşma nedeniyle veremez mi? Parası yok Galatasaray'ın. 1 milyon euro yani limiti var. Veren. 1 milyon euro limiti var. Fenerbahçe'nin limiti var. Ayrıca Fenerbahçe'de de böyle bir para yok. Fenerbahçe bir satış yaparsam gelirim diyor. Bir satış yaparsam attım. Ozan Tufan'ı 10 milyon euroya sattım. Misal. Ozan Tufan'ı 10 milyon euroya sattım. Bu 10 milyon euronun 9 milyon eurosunu götürdüm şeye verdim. İrfan Başakşehir'e. Bir de Deniz Türüç'ü verdim. Zaten kiralıktı sende. Al bonservis de senin olsun. Aldı İrfan'ı aldım diyebilir. Ha bu yanlış doğru. Bu şu anda hayal kuruyorum yani. Senaryo yazıyorum. Böyle bir ihtimal olabilir Fenerbahçe'de. Atıyorum Ömer Faruk'la imzalar. Schalke'ye 4 milyon euroya satar. O 4'ü hemen verir Başakşehir'e. 5 de sene sonu vereyim der. Tamam filan. Yani şeyi çok. Ne derler onun adına? Alternatif çok. Galatasaray'da ne yapabilir? Tıpkı Cagne'yi aldığı gibi. Bakın Cagne'de Maslak bir banka şubesinin Maslak ya yani bir bankanın Maslak şubesinden Kasımpaşa'nın aynı banka şubesine 10 milyon euro küt diye gönderildi. EFT havale yapıldı. Bunu yapan adam Abdurrahim Albayrak'tı. Abdurrahim Bey 10 milyon euroyu veriyor. Kulüpten sonra tahsil ediyor. Buna kasa kolaylığı diyoruz. Dursun Bey veriyor. Sonra tahsil ediyor. Efendim Ahmet Bey veriyor. Henüz edememiştir Ahmet Bey de. Yani edecektir bir gün. Buna kasa kolaylığı diyoruz. Ali Koç veriyor almıyor. Şimdi mesela kasa kolaylığı bu. Galatasaray'da kasa kolaylığı sağlayacak adam Abdurrahim Albayrak'tı. Abdurrahim Albayrak iki transfer dönemidir bu işi yapmıyor. Niye? Sene sonu seçim var. Ulan gidersem şimdi Abdurrahim işte Dursun Bey'in içeride hala parası var. 7,5-8 milyon euro alacağı var Dursun Başkan'ın. Abdurrahim de şimdi diyor ki lan ben diyor üçlük dörtlük olursam tırnak içinde. Ben bunu bir daha yeni gelen yönetimden alamam. O yüzden ben niye borcun altına gireyim diyor. Abdurrahim Başkan. Fuat Hoca da diyor ki ben bilmem kardeşim el alem Mesut alıyor öbürü Manzukic ile oynaşıyor. Bilmem işte birisi Berat al. Bak Trabzon iki tane sağlam transfer yapabilir. İki tane sağlam transfer Berat yaparsa. Berat haricinde iki oyuncu. Berat haricinde. Berat bitti zaten. Bir stoper bir. Çünkü Trabzonspor'a teklif var arkadaşlar. Bak Trabzon yarın Serkan Hasan'ı 2 milyon euroya satar. Yarın satar. Yarın piyasaya çıksın 2 milyon euroya satar Serkan Hasan'ı. Fransa Ligi'nden mi? Evet. Şeye Edgariye'ye 2,5 teklif geldi Senetyen'den. Vermediler. Vermediler. Değil mi? Ama bugün 2,5 veren yarın 3,5 verebilir yani. Zeki Çelik'in Lig 1'de ilk yarının en iyi 11'ine girmesi de bu Türk sağ bek daha genç evet. Kim var? Daha fazla gözleri buraya çevirdi şimdi, tabii ki. Şimdi şunu yok Serkan'a sana vardı teklif var Serkan biliyorum. Serkan zaten iyi de yani, daha çalışıyor. Da fazla ilgi oluyor. Yarın Trabzonspor'un satacak malı var. Galatasaray'da bu yok işte. Problem o. Markao dışında yüksek oktanlı para edecek futbolcusu yok. Yani Fenerbahçe'de mesela Ozan'a da teklif yok. Ozan'a da teklif yok. Onu da söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Ozan'a da ilgi var, teklif yok. Markao dışında da olacak. Taylan böyle giderse onun da ilgi servis bedeli olacak. Olur. Ama sorun şu. Sattıklarının yerine koyabilir misin? Markao bir maç oynamadı hafta içi. Markao'nun da hataları, eksikleri var. Mevzu ama budur. Fazlası çok daha. Mevzu budur. Bak, Mustafa Başkan çok daha fazla. Mustafa Başkan çok büyük başarıları var ama hiç kusura bakmasın. Kadro buydu. Bu kadro şampiyon oldu abi. Sattın. Para kazandın. Sattın, para kazandın. Michael, sattın para kazandın. Fernando. Sattın para kazandın. Sattın para kazandın. Sattın para kazandın. O sol açığı okuyamadım. Feguli. Ya. Fek yazmış. Sol açığı. Geri Rodriguez. Ha Geri Rodriguez. Feguli, Belhanda. Feguli. Bu ikisi hariç ki bunlara da teklif geldi. Buna da 10 milyon euro teklif geldi. Satmadın. Belhanda kimden geldi 10 milyon euro teklif? 10 milyon euro Araplardan. Araplardan Ruslardan ve Araplardan Belhanda geldi. Belhanda gitmek istedi mi? İstemedi. Ama kalmak istedi. Satmadın. Rusya'ya gitmek şu istemedi. İkisi, çünkü Ukrayna'da çok mutsuz oldu. Şu ikisine de teklif geldi. Şimdi bu kadroyu yedin bitirdin abi. Gomis'i 6 milyon euroya sattın. Yerini aldıklarını sayalım. Cagne, Falcao, Kostas Mitroğlu. Doğru mu abi? Rumen Santrafor kiralandı. Andone. Yok yani. Yanlış transfer yaptınız ondan sonrasında. Bunu hoca da dahil o ekip kimse hataları var. Ya bir şey söyleyeyim. Alan var. Alan mevzusu var.
Alan vardı abi. Alan aldık değil mi? Hatırlamıyor musun? Alan Carvalho. Alan aldık dediniz, alamadınız. Yani transferde birçok hata yapıldı. Onu söylemeye çalışıyorum. Vedat alınamadı. Bak Vedat alıyordu hoca. Vedat, Samat da bu ikisini istiyordu. Tete'yi alamadı. Ya kardeşim Tete'yi istedin. 10 milyon euro verdiler. Dediler tamam dedin, alınmaz 10 milyon euroya. Malatya'ya 10 mu verdi sence yani? Hayır. Bir sene bekledi, bir sene sonra aldı adam ya. Fikri takip diye bir şey var abi. Yani bu tip hatalar var. Şey var da Tete'nin de performansı düştü. Fatih Terim'in bu tip eleştirisinde hakkı var. Bence bu şey sözünün üzerinde. Ama yani kendisi de bu transferlerde hatalı. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, min sesi var. Oraya da böyle tıklayın, hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Getir Son Round programını sundu.